Selamlar. Çok sık video atamadığımız yaz döneminde hem editi hem düşünmesi yönünden daha kolay olan dizi ve film önerileri videolarının ilk bölümüyle karşınızdayız. Hoş, sıcağın altında yapacak iş güç yokken, şahlanış nedeniyle dışarıda pek vakit geçiremezken, film veya diziden başka yapacak bir şey kalıyor mu o da muamma. Bu konseptle tamamıyla dönsek sırıtmayacak resmen. Oh! 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 Türk insanının dizi ve film kültürü bundan geniş anasını satayım. Çok zengin olmayana dışarıda yapacak bir şey yok. Neyse, siyaset kanalına dönmeden videoya geçelim. İyi seyirler. Beş numara. The Fall. Şimdi çerezlik film dediğimiz zaman çok mantık aramayacaksınız kardeşim. Bir film söyle ama yormasın cümlesinden doğmuş bir şeydir çerezlik film. Eğer ben mantık aramam usta, filme ve dozuna bakarım diyorsanız kesinlikle izlemenizi önerdiğimiz filmlerden biridir The Fall. Fakat bu çok sıcağın altında değil de gece izlenesi bir film. Filmde bu iki mal akıl işi olmayan türden bir iletişim kulesine tırmanmaya gidiyor. Orada da olanlar oluyor işte, anladınız siz. Bir nevi tek mekan filmi diyebiliriz. Çok yüksek beklentiyle girmedik fakat gece 2-3 sularında ışıklar ortam kapalı iken izleyince yerinden sıçratıyor film. Gerilim dozu gayet yerinde yani. Tekrar ediyorum, 3-5 mantık hatası da var filmde fakat dediğimiz gibi. Çerezlik hocam. Geç. Bir saniye ya. Ben bir su, bir çakmak alıp geleyim. Siz de o ara abone olursunuz, ne bileyim hani like filan atarsınız. Kedi niye var diyecekseniz de sıkılmayın yani abone olurken filan. Öyle hani. Geliyorum. 4 numara. Ayı Teddy. Filmi izlemeyen çoktur fakat Instagram'da denk gelmeyen yoktur. İlla bir kesitine, bir şeyine denk gelmişsinizdir bu filmin. Kara mizah ve komedi mixiyle ortaya çıkmış 10 numara 5 yıldız bir eğlence tarzı filmdir Ayı Teddy. Devam filmleri de dahil olmak üzere tam boş kafayla çerez niyetine izlenecek bir seri. Filmi internet lügatıyla size özetleyecek olursak, parti düşkünü ve küfürbaz bir oyuncak ayı, insan dostunun yetişkinliğe geçip kız arkadaşıyla evlenmesini engellemek için elinden geleni yapar. Canınız neyi isterse izleyin. Yazar yönetmen Seth MacFarlane imzalı bu kahkaha dolu komedide Mark Wahlberg ve Mila Kunis başrollerde. Öf, şu internete bir şeylerin konusunu vesaire aratınca ne böyle mesafeli mesafeli cevap çıkıyorsa. Hayır, İngiltere prensine hitap ediyor sanki, yanına koyayım. Neyse, geç. 3 numara. The Wolf of Wall Street. Evet. Bana bu kalemi satla. Sell me this fucking pencil. Bana bu kalemi sat. Satış kabiliyetlerinizi görmek istiyorum. İzledikten sonra sigortalı işinizi derhal bırakıp 300 dolara girişimcilik seti satın alıp zenginler kervanına sizi katacak olan bu film bir klasik haline geldi artık. Hala izlemeyen varsa diye listeye alalım dedik. Ki böyle bir giriş yaptık diye kötü bir film olduğunu sanmayın. Rahat 3-4 kere gömebildiğimiz sağlam bir filmdir kendisi. Çerezlik demek için bir tık uzun olabilir ama bu uzunluğu sırıtmıyor. Çünkü bu filmin mizahı ve akışı harbiden iyi. Filmin konusu Jordan Belfort biraderlerim. Dediğine göre gerçek bir hikayeden uyarlanma. Evet, bu cümleyi sadece Türk dizilerinde duymuyoruz. Var yani böyle filmler. Evet, kaşınıyorum. Gel de kaşı. Jordan bir borsacı ve işler pek de yolunda gitmiyor. Sonrasında işler bayağı yolunda gitmiyor. Mekanı kapanıyor falan. Bu da yasa dışı olan bir borsa mekanına dalıyor. Sonrasında ben neden böyle bir iş kurmuyorum yanına koyayım. İşi kurar yürür giderim deyip girişimci oluyor. Ve yatlar, katlar, peşimde polisler vesaire vesaire. Instagram girişimcileri ve Batu Z izleyeceğinize bu filmi izleyin. En azından bir tık daha gerçekleri görürsünüz. Sabah 6'da gerçekten kalkıp işe mi gidiyorsun? Sabah 6'da kalkıp işe gidiyorsanız ve patronunuza geç kaldığınız için hesap veriyorsanız para acısı, tam sizlik ve çerezlik bir film. Geç. 2 numara. I Am Legend. Bu filmin yeri bu kanalda başkadır. Çünkü bu kanalın ilk videosu Ben Efsaneyim hakkındadır. Vay be. İlk videoya inip de izleyecek kadar sadık bir abonemiz olduğunu düşünmediğimiz için tekrardan listeye aldığımız bu film zaten türünün başrollerinden biri denebilir. Yine yaygın ve bilindik bir film kendisi fakat hala izlemeyenler var. Ara ara duyuyoruz. Robert Neville felaket sonrası dünyada kalan tek insandır. Bir de yaveri Garip Kont vardır. Evet, Garip Kont. Arka sokaklardan önce öyle yerleşik bir hayatı yoktu bu köpeğin oğlum. Oscar'dan Oscar'a geziyordu anasını satayım. Neyse, bu felaket biraz The Walking Dead'e benzer bir felaket diyebiliriz. Zombimsi yaratıklar var fakat dizideki kadar mal değiller. İletişim kurabiliyorlar, aralarında alfalar filan var. Daha hızlılar, vahşiler falan filan. Ama karanlıkta takılıyorlar. Biraz vampir özelliğiyle çarpmış her anlayacağınız. Bu Robert abimiz de dünyayı kurtaracak bir kür, bir merhem arıyor ve bir yandan da hem hayatta kalmaya çalışıp hem de hareket arıyor. Film sürecinde de bir takım olaylar oluyor. Öyle öyle akıcı, güzel ve çerezlik bir film ortaya çıkmış oluyor. Listenin hiçbirini izlemedim derseniz ilk bu filmi öneririz. Şimdiden iyi seyirler. Geç. Bir numara. Purge.
Gelelim çerezlik film deyince ilk akla gelen serilerden birine, Arınma Gecesi'ne. Serinin ilk filmi ikinciye göre daha sönük ama daha ikinci filmi izlemeden de birinci filmi bayağı beğenmiştik. Kötüymüş gibi bir imaj yaratmasın, sadece ilk film biraz daha bağımsız kalıyor. Çünkü tam anlamıyla ikinci filmden sonra bir seriye dönüşüyor. İlk film daha bağımsız. Konuyu konu bir film anlayacağınız. Filmin mantığı kısaca şu, arınma gecesi Amerika'da yapılan ve insanların parantez içerisinde arınmasını sağlayan bir gece. Senede bir geceliğine tüm suçlar legal oluyor. Yani insan katledebilir, sağa sola S-400 atabilir, yolsuzluk yapabilir, ülkenizde seçim varsa hile hurda karıştırabilir, akla alınmayacak şeyler yapabilirsiniz. Cipsinizi kolanızı çekin izleyin filmi, o tatta güzel sarıcı bir film. Fakat devam filmlerini izlemenizi daha bir şiddetle öneririz. Özellikle ikinci film bayağı başarılı. İyi seyirler. Evet, yaz videolarının ilk partından bu kadar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkürler arkadaşlarım. Bir de abone olarak destek olup like atarak videonun öne çıkarılması mevzusunda algoritmaya biraz destek olursanız çok seviniriz. İyi ki varsınız. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.